Mustafa Bey, dün Bünyan'da seçim gezisi yaparken cezaevine uğrama ihtiyacı hissettim. Gittim, oradaki cezaevinin kıymetli müdürleriyle sohbet etme imkanı bulduk. Şunu sordum, cezaevimizin kapasitesi kaç? Orada 5 tane cezaevi var malumunuz. Birine girdiğimde dedi ki, vekilim 1600 misafirimiz var şu an. Akşam sabah bir 100 misafirimiz daha gelecek, 1700 misafirimiz olacak. Peki dedim, cezaevimizin kapasitesi kaç? 1000. 1000 kişilik cezaevinde biz 1600-1700 kişiyi misafir ediyoruz. Toplam kapasitemiz kaç dediğimde 5000 sayısını, cevabını aldım. Toplam misafirimiz kaç dediğimde %60 bir fazlalıktan bahsedildi. Ve sürekli sayının artından bahsedildi. Biz bugün belediye başkan adayları olarak bunu tartışmak zorundayız. Bizim Kayserimiz niye bu noktaya geldi? Cezaevlerimiz neden bu kadar dolu? Siz neden her gün cinayet haberleri vermek durumunda kalıyorsunuz? Neden uyuşturucu haberleri vermek durumunda kalıyorsunuz? Neden cinsel suçlarla alakalı haberler vermek durumunda kalıyorsunuz? Neden emniyetimiz, huzur şehri dediğimiz, muhafazakar dediğimiz, dindar bir şehir dediğimiz Kayseri'de bu tip haberleri, bu tip operasyonları emniyetimiz yapmak durumunda kalıyor? Detaya girmeyeceğim ki hem bu suçları yayma anlamında bir Sahte hizmet olmasın. etmiş olmayalım, hem de insanlarımızı çok fazla huzursuz etmeyelim. Başlık anlamında toplumun ahlaki ve manevi değerlerini gösteren bütün istatistiklerde, istisnasız bir şekilde Kayserimiz kiminde zirvede, olumsuzluk anlamında, kiminde de önemli bir kısmında da ilk 5 içerisindeyiz. Benim derdim, benim tarzım, köprüyü konuşalım, suyu konuşalım, ekmeği konuşalım, altyapıları konuşalım, ama bunların hepsinin tepesine ahlaki erozyonu koymadığımız müddetçe bu şehre hizmet etmiş olmayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı demek şehrin abisi demek, şehrin dert babası demek ve bunlarla hemhal olması lazım. Bunları sabah akşam gündeme getirmesi gerektiği kanaatindeyim. Allah nasip eder, seçildiğimiz ilk gün şehrin bütün dinamikleriyle bir araya gelerek, arkadaşlar gelin, bu problem sadece Mahmut Arıkan'ın çözebileceği bir problem değil. Sadece Saadet Partisi'nin çözebileceği bir problem değil. Sadece bütün siyasi partilerin bir araya gelerek çözebileceği bir problem değil. Buraya dinamikleri ilave ederek STK'larımızı, vakıflarımızı, derneklerimizi, cemaatlerimizi, bürokrasimizi, bununla alakalı dertlenen, çözüm önerisi olan, söyleyecek bir tek cümlesi dahi olsa tarafları bir araya getirip yapacağım iş, arkadaşlar buyurun, problem bu. TÜİK'in verdiği istatistikler bunlar. Bununla alakalı sizlerden istirhamım, 15 gün giderim. Herkes bunu dert edinsin. Konunun kendi penceresinden çözüm önerilerini üretecek insanlarla konuşsun. Burada tekrar 15 gün sonra toplanalım. Bunların hepsini bir heybeye koyalım. O heybeye koyduğumuz değerlendirmeleri ilçe uzmanlarına Bakalım. gönderelim. Daha sonra gelsin, bir seferberlik ilan edelim. Ceza infaz kurumuna giren hükümler bir önceki yıla Türkiye'de %8,2 azalmış, Kayseri'mizde %9,7 artmış. Yani cezaevine giren hükümlü sayımız Türkiye'de az da olsa artarken, Azalırken. azalırken Kayseri'mizde artmış. Bu bizim için bir problem. Devam ediyorum. Çocuklara yönelik istismar suçu Türkiye'de %14 artarken Kayseri %33 artmış. Biz Çok. zirvedeyiz bu suçta. Yani sesimi kısarak konuşuyorum. İzleyicime de özür Estağfurullah. diliyorum şeyde. İcra ve iflas dosyasında Kayseri'deki sayı 500 bin olmuş Mustafa Bey. 500 bin. Kayseri'de kaç insan yaşıyor? 1,5 1,5 milyon milyon. Her 3 kişiden birinin icra dosyası var Kayseri'de. Ben belediye başkanı, ya arkadaş bu bir ekonomik mesele, bana ne diyemem. Belediye başkanı dediğiniz kişi dert babasıdır. Eğer 500 bin tane icra iflas dosyası varsa esnaf odaları bir gelin bakalım ya. Organize, bir gelin bakalım. siz ne iş Sanayi odası, bir yapıyorsunuz? gelin bakalım. Ticaret odası, bir gelin. Biz nerede hata yapıyoruz? Nerede insanımızın derdine yetişemedik ki 3 kişiden biri icralık oldu memlekette? Bunu sorgulaması lazım.